Bursa Fuarı'nı devam ediyoruz değerli izleyenler. SEMAK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Kileç. Efendim yerinize hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yine en güzel yerde, güzel bir alanda yetiştiricimizi, çiftçimizi karşılamış durumdasınız. Evet, kapıdan girişte ilk solda. Evet. Bursa Fuarı'na gelenler için bahsedelim. Bursa Fuarı'na girenler için kapıdan girişte ilk sol tarafta SEMAK büyük bir alanı zaten birbirinden farklı markası da göreceksiniz. Burada da siz de yine bulunuyorsunuz. Fuar nasıl geçiyor ve ilgi nasıl? Fuar her zamanki gibi, Bursa Fuarı her zamanki gibi yoğun, hareketli. Sabah şimdi biraz hani sakin gibi durmakla birlikte öğleden sonra standta bazen sayıyorum 60-70 kişi oluyor. Harika. Standta sürekli giriyorlar, çıkıyorlar. Çiftçimize yeni ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bölge çiftçimiz de geldiği gibi bakıyoruz, Trakya'dan da gelen var. İşte Bolu'dan da gelen var, Ankara'dan da gelen var. Ege ve Akdeniz'in çeşitli illerinden de gelen çiftçilerimiz var. Tabii bunun yanında Türkiye'nin her yerinden de bayilerimizle temas etmiş oluyoruz burada. Evet. Biliyorsunuz temas çok önemli, dokunmak çok önemli. Evet. Ben de burada onun için fuarın ilk açıldığı günden beri standdayım. Son dakikasına kadar da burada oturacağız. İnsanlara temas etmeye çalışacağız. SEMAK birbirinden farklı markası da dünyanın en önemli kuruluşlarını Türkiye'ye getiriyor. Ve dönem itibariyle çiftçimize sürekli olarak yeni bir ürün sunuyor. Çiftçimize teknoloji pusulası olmak tarımsal alanda hem zor hem de biraz da ufku açık olmak gerektirmiyor mu? Yani bu sene mesela neler getirdik? Buradaki yetiştiricimiz neyi merak ediyor genel olarak? Dünyanın en zor işi göresel, yani görese olarak yapılmış geleneksel tarımı kırmaktır. Yani en zor işlerinden bir tanesi. Çünkü tarım dediğinizde bir ürünü, bir makineyi, bir üründe kullandığınızda bir sene sonra randıman alıyorsunuz. Çünkü tarımda bir sene sonra ürün oluşacak ve parayı elde edeceksiniz. Tabii ki görmesi gerekiyor çiftçimizin. Bu görmesi için de demonstrasyon yapılması gerekiyor. Doğru. Her an yeni ürün arayışımız var. Ama tabii Türkiye topraklarında çiftçimizin kullanabileceği ekonomik ömrü oluşabilen ürünler her an, her zaman arayışımız söz konusu. Burada gelenler için şu anda zeytin hasadı başlayacak gibi gözüküyor. Doğru. Bu bölgede. Bununla birlikte yoğun bir testleri kullanım var. Siz Önemark gibi ve diğer markalar gibi çok önemli markaları çiftçimize, evet, yetiştiricimize sunuyorsunuz. Burada seçmesi gereken çiftçilerimiz neye dikkat etmesi gerekir markalarla birlikte? Sonuçta siz bir anlamda ürün vermek, danışmanlığı da yapıyorsunuz. Tabii. Bu ürün ihtiyacınızı görür, ürün, tabii, ihtiyacınızı görmez, şunu almanız daha iyi şeklinde diye. Tabii. Ürün alırken ilk dikkat edilecek konu, üründen daha ziyade arkasındaki duran firma çok daha önemli. SEMAK satıyor mu, satmıyor? Tabii tabii, çok daha önemli. arkasında durabilmek muhteşem yani öncelikli olan konu, evet, marka çok önemli. Arkasına giden firma da çok önemli. Tabii Olemak bizim amiral gemimiz. Motor testereleri olsun, motor tırpanları olsun, su motorları, ilaç makineleri, çim içi makineleri, çim traktörleri, birçok ürün üreten bir fabrika. Son zamanlarda da dünya devlerinin, birkaç dünya deviyle de ortaklık söz konusu oldu. Satın alıyor. Yani firmaları satın alıyor. Bu demektir ki Olemak markası doğru bir marka. Kar doğuran bir markaysa, bir ürün kar doğuruyorsa, bir firma kar doğuruyorsa, elde ettiği karı da bir şekilde sektöründeki bir yeni bir firmaya veya eski bir firmaya bağlıyorsa, o karı da satın alabiliyorsa doğru bir marka anlamına geliyor. Her iki senede bir Olemak dünyada bir fabrika satın alır pozisyona geldi. Yakında ilan edeceğiz, Türkiye'de de ilan edeceğiz. Avrupa'da çok ciddi bir markayı satın almak üzere. Bunda tabii bizim ürün line'ımıza eklenmiş oluyor hepsi. Yeni ürün, yeni satın almalar ne demek? Büyümek anlamına geliyor. Büyümek ne demek? Daha çok ürün anlamına geliyor. Daha çok hizmet anlamına geliyor. Arkasına zaten kar bir şekilde bizim için geliyor. Son merak ettiğimiz, siz bir iş adamısınız ve büyük bir yatırımcısınız. Burada birçok takip eden firma sahibi sizi de izlemek ve görmek istiyor, duymak istiyor. Süleyman Kileç ne söylüyor diye. Siz sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya son dönemlerle birlikte bir sizin, birçok size bu yok ben biliyorum ama bu karamsarlık söz konusu mu? Şimdi tabii birkaç parça
sorununu birkaç ayrı dilimlerde cevaplamak istiyorum. Bir kere ülkemize çok güveniyoruz. Sondan başlayalım. Kesinlikle geleceğine güveniyoruz. Semak'ın her kazanmış olduğu kuruş Türkiye'de yatırım olarak çiftçimize, bayilerimize geri dönecektir. Doğru. Kesinlikle. Güveniyoruz. Buradan kaçış yok. Ve kesinlikle karamsar olup hiçbir yatırımı durdurmadık. Doğru. Ölü yatırımı durdurduk. Yani binaydı, işte bir takım ölü yatırım durdurduk ama canlı insani yatırım, insana olan yatırım ve ürüne olan yatırımı kesinlikle durdurmadık. Ve bununla birlikte bayilerimiz ve servislerimize yaptığımız yatırımları kesinlikle durdurmadık. Son gaz devam ediyorum. Hiç yani derbi olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Olmuştur tamam. Yani adamlar yerinde duruyor. Biz de arkasındayız. Sorun yok yani. Biz de yerimizdeyiz. Ha, Semak'ın yaptıklarına deyince Semak sektörde sol ayağını kaldırdığında bütün rakipler hep birlikte sol ayağını kaldırır. Onu aslında buraya getirmek istedim ben. Sonra sağ ayağımızı kaldırdığımızda onlar da sağ ayağımızı kaldırır. Gezin bakın fuarda. Standlar bile yani birbirine hani bu sene biz bir şey kullanırız, seneye aynısı taklit edilir. Yani bu gayet normaldir. Biz zaten onun misyonuyla hareket ediyoruz. Ben size burada 20 İnovasyon. Tane sayabilirim aynı şekilde. Tabii ki. Kesinlikle rekabette ben belirli harcamaların yapılması, belirli inovasyonların yapılması gerektiğine inanıyorum. Bunu biz yaptığımız sürece, bayilerimiz bunu gördüğü sürece rakiplerimizden de isteyecek. Gayet doğaldır yani. Bu gayet doğaldır. Takip ediliyor olmak güzeldir. Ben de çok teşekkür ediyorum. Son aktarmak istediğiniz bir şey var mıdır? Paylaşmak istediğiniz yeni patladın. Dediğim gibi Türkiye'mizin geleceğine sonsuz güveniyoruz. Önümüz açık bir sektörde çalışıyoruz. Doğru. Sonuçta ucu gıdaya dayanıyor. Doğru. Zeytin, süt, peynir, işte fındık, badem, gibi. Ceviz gibi bu tip ürünlere dayandığı için hepsinde malum fiyatları da biliyorsunuz. Tek tek saymama gerek Doğru. yok. Evet, eskisi gibi ürünleri yapabilmek çok zorlaştı. Kolay değil. Ama ürün yapabilen para kazanıyor. Doğru. Sonuçta zincirin birer halkasıyız. Bayilerimiz de, servislerimiz de, ana firma olarak ve siz de aynı şekilde zincirin bir halkası oldunuz. Önemli bir halkası oldunuz. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Sizin yaptıklarınızı paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Ürün anlamında. Çünkü çiftçimizin ne seçeceğini söylüyoruz. Bir çiftçimiz ne seçeceğini eğer iyi seçiyorsa para kazanıyor. Haliyle bize kazanmış oluyoruz. Tabii ki. Hep birlikte zaten bu şekilde. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Hoş geldiniz.